Merhaba, Dalılga'da devam ediyoruz. Teknoloji çağındayız. %30'a kadar ilerletmişiz teknoloji çağını. 100 element diyor. Element sayısı az ve kolay bir şekilde tamamlarız. O yüzden hızlı bir şekilde giriş yapalım. Dünyamız gene dönmüş. Bu dünyayı ilk önce bir düzelterek başlayayım. Tamam, düzelterek başladık. Şimdi kahraman ev ve lokomotif yap diyordu. Bunları henüz yapacak bir fikrim yok çünkü. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Örneğin benim buharım nerede? Şu buharı alıyoruz. Bir de metali alıyoruz. Buharla metali birleştirdiğimiz zaman boiler oluyor. Artık yani bu boiler petrolle alakalı bir şey mi bilmiyorum ama bunu bir şekilde yapalım, yapmış olalım. Ondan sonra bu boiler, ya şimdi üzerinden duman falan çıkıyor ya hani. İşte o lokomotifi, ne bileyim, dumanlı tren mi derlerdi ona, dumanlı tren. Dumanlı tren değildi, onun başka bir ismi vardı ama onu yapabilir miyiz merak ediyorum. Örneğin şunlarla bir birleştirelim bakalım, bir şey çıkacak mı? Çıkmasını umut ediyorum ama maalesef bir şey çıkmadı. Neyse, biz ipucu alalım, ipucu alarak devam edelim. Buradan bir şey yapman gerekiyor diyor. Lazerle külleri vesaire şöyle birleştirelim bakalım neler bulacağız. Bulutla birleştirsek, fırtınayla birleştirsek bir şey çıkmadı. Ampulle bir şeyleri birleştirelim bakalım. Ampulle birleştiriyoruz ve ampulle radyo wave'i birleştirdiğimiz zaman televizyonu bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Güzel. Ya ampul aslında burada birazcık elektriği temsil etti. Televizyonla insan televizyon izler mi? İzleyemedi. Versin bize ipucu. Ne diyor? Steam Engine, buhar makinesi. Buhar makinesini yap diyor. Buhar makinesini bak şu an boiler'dan yapabilirim işte. Bizim boiler nerede? Boiler burada. Boiler'ı şöyle alet edevatla işlemeyi denesek olmadı. Ya da herhangi bir makine bulsak yapabilir miyiz onu? Herhangi bir makineyle bilmiyorum ya. Ya buhar makinesini yapsak buharlı treni de yaparız. Lokomotifi de yaparız. Gemi yap diyor. Hala bana gemi yap diyor. Gemiyi nasıl yapabilirim ki bak? Gemiyi yapmak için ilk önce kesinlikle şu botu, bot neredeydi? Evet, bu botu seçmek gerekiyor. Hani bu gemiyi büyüteceğiz. Gemiyi büyütmek için metali mi seçeceğiz? Şöyle olmadı. Peki gemiyi büyütmek için odunu seçsem ben. Odun neredeydi? Odun burada. Gemiyi büyütmek için odunu seçelim. Yani daha fazla odun kullanalım. Gemiyi büyütelim derken evet, büyük bir gemiyi icat ettik. Yani kayıktan, sandaldan gemi yaptık. Güzel. Gene ipucu alalım. Buradan bir şeyler buluyor. Hemen bulalım bakalım buradan. Ne bulacakmışız? Akrepten bir şeyler bulabilir miyiz ya? Şu akrep yeni çünkü. Akrepten bir şey bulamadık. Deniyorum, denemeye devam edelim. Evet, yosunla otu birleştirdim ve kızıl otunu bulduk. Kızıl otunu çok önceden beri bana yap diyordu ve ben yapamıyordum. Bu şekilde kızıl otunu da ortadan çıkarmış olduk arkadaşlar. Dünyamızı kafana göre çevirme lütfen. Dünyamızı tekrar düzeltelim. Saltpetre yap diyor. Saltpetre neymiş? Tuz madeni mi? Tuz madeni yap diyor bana. Tuz madeni için neler kullanacağım bilmiyorum ki. Biz ipucu alalım. Radyasyon. Şimdi radyasyonu şöyle, hani radyasyon sonuçta bir dalga, değil mi? Bizim radyo wave ile ilişkisi olabilir mi? Neredeydi bizim radyo wave? Evet, radyo wave burada. Mesela radyo wave ile ben radyo wave'i birleştirirsem, hani iki tane dalgayı büyütüp radyo dalgalarını büyütüp radyasyonu bulsam bulabilir miyim? Çünkü bakın radyo ya, ikisinin de başı radyo. Böyle bir kelime oyunu yapmış olabilirler mi? Evet, yapmışlar. İki tane radyo dalgasını birleştirdim ve radyasyon oldu. Zararlı dalgalar ortaya çıktı. Gübre yap diyor. Gübre, şimdi hani gübre sonuçta ineklerden ortaya çıkıyor. Hayvanların dışkısı. Yani biz ineği açıkçası, yani ineğin kakasını yapması sağlarsak bence gübre ortaya çıkar. İnek nasıl yapacak peki onu? Şuradan bir ineği bulabilsem. Ha, inek burada. İneği alıyoruz. İnek su mu içsin? Ya da inek ot mu yesin? İnek ot yesin. Evet, inek ot yedi ve ortaya süt çıktı. Aynı zamanda gübre de çıktı arkadaşlar. Harika, gübreyi de bulduk. Gübreler burada. Gübreler sayesinde fazla şey yapabilir miyim? Örneğin gübreyi tarlaya atabilir miyiz? Önemli bir şey oluyor mu? Olmadı. İpucu versin. Roket yap diyor. Roket. Roket için ne bileyim, lazer işe yaramaz bence. Bomba gibi bir şey lazım bize ya. Roketi yapamam şu anlık. Felsefe taşını bul diyor. Çüş. Yani bu felsefe taşı gerçekten beni çok zorluyor ama bilmiyorum. Buradan bir şeyler bulmamız gerekiyormuş. Şöyle ben birleştireyim. Buradan bir şey oluşturmaya çalışayım. Aslında burada yeni olan gübre. Bakın, gübreden bir şey oluşturmak gerekiyor kesin olarak. Gübreyi şöyle her şeyle birleştirelim bakalım ne oluyor. Gübreyi neyle birleştirdim? O maden vardı ya, yeni maden. Onunla birleştirip tuz yatağını buldum. Bak, o madenin ismine bakacağım. Tamam, tuz yataklarını bulduk da madenin ismi neydi? Madenin ismi limestone. Limestone'un ne olduğunu ben unuttum gene. Tamam, tuz yatağını bulduk.
Gunpowder. Gunpowder barut demek. Değil mi arkadaşlar? Barutu buluyor. Şimdi barutu nasıl bulabiliriz? Şöyle yeni bir şeyimiz çıktı ya bizim mesela, bakın. Tuz yatağı. Bu tuz yatağı mı ya? Bu başka bir şey. Çünkü bu alevlerde çıktığına göre bu tuz yatağı değil. Mesela ben bununla kömürü veya ateşi birleştirirsem, hani sonuçta madenleri birleştirirsem bence... Evet. Evet. Barutu bu şekilde bulduk. İki tane madeni birleştirdim ve barut ortaya çıktı. Barut ortaya çıktıysa, barutla weapon'ı ben birleştirsem barutlu silahları buluyorum. Ya yani Uzi'yi gösteriyor burada ama ismini farklı bir şekilde yazmış buraya. Ateşli silah olarak yazmış. Tamam. Ben buradan yine barutu seçiyorum. Baruttan mesela uçak, gemi, araba desek böyle şuradan bir şeyler olabilir mi? Veya baruttan roketi bulabilir miyim roketi? Roketi bulmak için de bence her şeyim yeterli ama şu an bir şey bulamıyorum. Neyse ipucu ver bakalım. Buradan bir şey çıkarabilirsin diyor bana. Burada yeni olan karakterlerim ne ki benim? Evet bakın savaşçıyı seçtim. Savaşçıyı seçtim ve ejderhayı seçtim. Savaşçı ejderhayı öldürdü ve kahraman oldu. Bu sayede kahramanı bulmuş olduk arkadaşlar ve ortaya da birazcık kan çıktı. Kahraman bu şekilde bulunuyormuş. Gayet güzel. Kahraman şu anda uçuyor. Superman filmlerinde bir söz vardı ya. O bir uçak, o bir kuş. Hayır hayır, o Superman. O söz geldi şu an aklıma. Neyse devam edelim, hızımızı kesmeyelim. Şuradan plütonyumu yap diyor. Plütonyum, bakın plütonyum radyasyon işareti koymuşlar üzerine. Bunun basit olacağını düşünüyorum. Şimdi benim radyasyonum nerede? Radyasyon burada. Bir de buradan bir maden seçelim. Metali seçelim. Evet. Şuradaki şekilden metali düşündüm. Şuradan zaten radyasyonu düşündüm ve plütonyum ortaya çıktı. Bu kurt adamı hala yapamadım çünkü ayı bulamamıştım. Bakın burada Void'den ayı bulmam gerekiyordu ama ben ayı hala yapamadım ya. Void'i seçsem mesela ben burada hayvanlardan da kurtu seçsem olmuyor. Bana ay lazım, ay. Ay olmadığı sürece ben kurt adam yapamam. Peki şu vampirle mesela, hani vampir ne bileyim o kurt adamlar vampirler hani bir efsane ya, birbirine benzer efsaneler. Mesela vampirle ben... Şu canavarı birleştirsem kurt adam oluyor mu? Evet kurt adam bu şekilde oldu. Bilgisayarı yap diyor. Bilgisayar. Televizyon var ama bilgisayar için ne lazım bilmiyorum ki. Elektrik lazım. Televizyon lazım. İşlemci. Yok buradan bir şey çıkaramam. Buraya gelelim. Buradan bir şey yap diyor bana. Gene şu gunpowder yani barutu kullanarak bence bir şeyler yapabilirim. Baruttan ilerleyelim bakalım ne çıkıyor ortaya. Baruttan hiçbir şey ortaya çıkmadı. Yeni olarak boiler var. Boiler'dan bir şeyler çıkar mı? Boiler'dan bence bir şeyler çıkar. Boiler'la metal, boiler'la plütonyum gene bir şey çıkmadı. Plütonyum yeni bir de. Plütonyum'dan bir şeyler deneyelim. Evet plütonyumla weapon'ı birleştirdim. Nükleer bombayı bulduk. Eyvah nükleer bombayı icat ettik. İnsanlık karışacak. Nükleer bombayı insan kullanabiliyor mu? Veya bir saniye demigod'la birleştirdiğin zaman nükleer bombayı ne çıktı ortaya? Ne çıktığını göremedim. Hızlı bir şey gösterdi ama daha önceden bulmuşum ama ayrı olarak ne bulduğunu göremedim. Nükleer bombayı şöyle toprağa atsak ne oluyor? Bir şey olmadı. Nükleer bombayı uzaya atsak nükleer bombadan bir şey çıkaramıyorum. Frigate. Gene bir gemi çeşidi bu. Şimdi ipuculara bakıyorum ama ipucular olduğu yerde dönmeye devam ediyor. Çimento. Çimento nasıl olabilir? Çimentonun nasıl olacağını gerçekten bilmiyorum ya. Felsefe taşı, frigate, çimento, buharlı makine, bilgisayar. Yani bunlardan birini yapsam oyun açılacak ama yapamadığım için oyunu ilerletemiyorum. Şuradan büyük ipucu alacağım. Onun süresini bekliyorum. Evet büyük ipucunu aldık. Şimdi burada gemi yeni olduğu için gemiden bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Bakalım gemiden ne çıkıyor. Gemiyle uzayı birleştirsek bir şey çıkmadı. Uçak mı bir şeyler yapacak acaba? Uçak roket falan mı olacak? Uçağı uzaya götürdüğümüz zaman roket olur mu? Evet. Yani buradaki roket füze anlamında değil de uzay gemisi anlamında ortaya çıkardı. Çünkü hani uçak uzaya giderse uzay gemisi olur gibisinden düşünülmüş ve roketi yapmamız sağlandı. Roket şu anda havada uçuyor. Roket zaten uzaya gider bu arada arkadaşlar. Roket savaş için kullanılmaz ki ya. Doğru doğru. Mantık doğru düşünülmüş. Bakalım başka ne yapabiliriz? Şuradan ipucu alalım. Çimento, satelit, uydu. Bakın uydu geldi artık. Şimdi roketle dalga wave'ini birleştirirsem uydu olur mu? Olmadı. Veya roket bizim televizyonlarımıza hitap edecek bir şey olursa. Televizyonlar neredeydi? Şimdi bir televizyonu bulalım ilk önce. Evet roketle televizyonu birleştirelim. Uydu olmadı. Yani uyduyu nasıl yapabilirim ki? Roketle uzay diyelim.
roketle uzayı birleştirdim ve uydu ortaya çıktı. Güzel. Şimdi gene aynı felsefe taşını gösteriyor. Buharlı makine, bilgisayar ve başka bir şey yapamıyoruz. Bir ipucu daha alalım. Yeni ipucuyu bekliyorum. Gene ilerleyemiyorum çünkü. Yeni ipucuyu alalım. Bakalım buradan ne yapacağız? Şimdi televizyonla bir şeyler yapabilir miyiz ya? Teker teker deneyeceğim her şeyi. Televizyonla kitabı birleştirdiğim bilgisayar oldu. Hani televizyon sadece bize görsellik sunuyor ya, kitapta da bilgi var. Görsellikle bilgiyi birleştirdik, bilgi sayar oldu. Bunun bağlantısını bu şekilde kurmuşlar. Aslında güzel bir bağlantı. Yani mantıklı buldum ben bunu. Evet, buradan bir de telefonu yap diyor. Şimdi bilgisayarlar geliştiğine göre, artık teknoloji gelişti. Bilgisayarlar radyo ve birleştirirsem bence telefon ortaya çıkar dedim ve cep telefonu ortaya çıktı. Çok güzel. Başka ne veriyor? Cyborg. Dur. Artık bir canavar çıkarmamız istiyor. Cellphone'dan mesela bir canavar çıkarabilir miyim? Telefonla insanı birleştirsek bir şey çıkmadı ama telefonla şuradaki canavarları birleştirsek veya telefonla ölü bedeni birleştirsek iskelet falan da yok ki. Bilgisayarla yapsak bunu. İlginç. Yani yeni olarak telefon geldi ama bana cyborg yap diyor. Cyborg'u nasıl yapacağız? Altını bul diyor. Dur. Altını nasıl bulacağız? Bizde metal var. Şekli metal yani bunun. Bu metali değiştireceğiz. Metali neyle değiştirelim? Plütonyumla birleştirelim. Olmadı. Metali kuma atalım. Gene bir şey çıkmadı. Bunu da bulamadım. İnterneti bul diyor. İnterneti şöyle bulabilir miyim? Roketle radyo dalgası. Roketle radyo dalgasını birleştirirsek internet olur mu? Olmadı. İnterneti neden bulamıyorum ya? Gene buharlı makine, altın, çimento, frigate, internet. Burada tıkandık arkadaşlar. Ver ipucu versin. Buradan bir şey bul diyor bana. Mesela altını bulmak için bence metali kullanacağım. O yüzden metalden ilerlemek istiyorum. Bakalım doğru mu düşünüyorum? Bence yanlış düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey çıkmadı. Plütonyumdan ilerleyelim. Plütonyum bana bir şey sunacak mı? Plütonyum da bana bir şey sunmadı. Gübre yeni. Gübreden bir şey çıkar mı? Gübreden de bir şey çıkmazsa artık gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrayacağız. Gübreden de çıkmadı. Limestone'dan çıkar mı? Limestone'la kili birleştirdim. Çimentoyu bulduk. Evet, çimento bu şekilde bulunuyormuş. Artık çimento var ve çimentodan gökdelen yap diyor bana. Yani gökdelen yapabiliriz ama gökdelen yapabilmek için mesela insan çimentoyu kullansa bir şey olmadı. İnsan aletleri, edevatları kullansa hayır. Yani şu evi geliştirmek gerekiyor. Ev nerede örneğin? Ev nerede kaldı? Çimentoyla evi birleştirsem diye düşünüyorum ama evin çerçevesi mavi olduğu için buradan daha bir şey çıkmıyor. O yüzden gökdelen yapamıyorum. İpucu versin. İpucular gene aynı şeyler. Evet. Bu ne? Concrete. Concrete'in ne olduğunu bilmiyorum. Artık nasıl okunuyorsa bunu ben yapamam. Başka bir şey var mı? Yok. Her şey aynı. Soralım bakalım. Evet, çimento burada. Çimento ile suyu karşılaştırsak. Çimento ile suyu karıştırdık ve sanırım bu beton ya. Evet, beton yani. Çimento ile suyu karşılaştırıp harç yapıyorlar ya inşaatçılar. Tamam, buradan da betonu bulduk. Evet, buradan ev yapabilirsin diyor bana. Tamam, tuğlayı alırsak ve betonu alırsak, tuğla ile betonu birleştirdik, ev oldu. Artık bu evleri büyüteceğiz. Evlerimiz tuğladan değil, evlerimiz artık betondan olacak. Çimento ile birleştirdiğimiz zaman bir şey çıkmadı. Betondan birleştirelim, yok. Neden evimiz yükselmedi? Evi böyle havayla mı birleştireceğiz? Yüksek mi yapacağız yani? Aa, buradan bir şey bulamıyorum. Evi uzaya kadar uzatalım mı? Neden çıkmıyor ya? Evi böyle ne bileyim yükseltmek için veya evin hani yapısı tuğla değil. Gökdelen tuğladan olmaz. Mesela gökdelenler genelde camlı olur. Ay, buzu seçtim yanlışlıkla, pardon. Hani gökdelenlerin dışı cam olur ya. O yüzden camı mı seçsek acaba? Şuradan camı seçelim. Evet. Artık evimiz tuğladan değil de camdan yapıldı. Daha şık gözüktü ve gökdelenleri de bu şekilde bulduk. Ve gökdelen öyle bir yerde ortaya çıktı ki yani fırtınanın, hortumun ve girdabın yanında ortaya çıktı. Yani şurada bir tsunami olsa burada bir sürü insanın hayatı mahvolacak. Buraya gökdelen mi yapılır ya? Ama gerçi burada kahraman var. Kahraman kurtarır onları. Lokomotif. Bir tane görev kaldı. Lokomotif yap diyor. Şimdi onu nasıl yapabilirim ki ya? Buharlı makineyi şöyle bir düşündüğüm zaman hani yeni çıkan şeylerde boiler var, bakın boiler. Boiler buharla alakalı bir şey. Bununla ben mesela ilk zamanlarda gerçek tarihsel bilgileri düşünebilirsek kömürle yapılıyordu. Kömür nerede mesela, benim kömürüm? Evet, kömür burada. Şu boilerla kömürü birleştirelim bakalım. Tamam, gördünüz mü? Buharlı makineleri artık bulduk ve şu buharlı makineyi ben buradan seçersem nerede benim buharlı makinem? Burada. Buharlı makineyle şuradaki araçlardan bir şeyleri seçersem bence
Lokomotifi yaparım. Evet, oldu. El arabasıyla buharlı makineyi birleştirdim ve lokomotifi bulduk arkadaşlar. Lokomotif bakalım dünyamızda nerede ortaya çıkacak? Gökdelenlerden şöyle bir demir ray yapıldı. Lokomotif de o rayların üzerinde yerini aldı arkadaşlar. Neyse, görevleri bitirdik. Yapamadığımız farklı ufak tefek şeyler oldu ama bunlara devam edeceğiz. Teknoloji çağında oynamak da gayet eğlenceli. Oyunun yarısına, resmi olarak yarısına kadar gelmiş bulunmaktayız. Her geçen bölüm çok fazla element ortaya çıktığı için çok fazla düşünüyoruz. Birazcık oyun hızımız yavaşlıyor olabilir ama olsun, ipucu alarak hızımızı hızlandırmayı planlıyorum ve öyle de oluyor. Umarım videolar eğlencelidir. Umarım seviyorsunuzdur videoları. Eğer beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.